Я Винокурова Светлана, доктор философских наук. Ben Svetlana Vinokurova, felsefe profesörüyüm. Belarus'ta doğdum. Bir köy doktoru ve öğretmeninin çocuklarıyım. Annem ve babam birer taşra entelektüeliydi. Halen Belarus Devlet Sanat Akademisi'nde rektör yardımcısı olarak çalışmaktayım. Ahlak, etik, manevi değerler, felsefe ve sosyoloji bilimsel ilgi alanımı oluşturmakta. Uzun yıllardır bu alanda araştırmalar yapıyorum. Ahlak, eğitim, maneviyat ve felsefenin toplum hayatındaki rolü üzerine 200'den fazla çalışmam var. Основным мотивом моего участия в книге о Фетхуллах Белорус aydınlarının gözüyle Fethullah Gülen öğretisinin Sosyal ve Felsefi Yönleri isimli kitapta makalesi bulunan diğer akademisyen arkadaşların teşvikiyle ben de Fethullah Gülen'in aydınlatıcı fikirlerinin tarihsel bağlamı, manevi özgürlük yollarının arayışı isimli makaleyi yazdım. Bununla beraber makaleyi kaleme almamdaki sebeplerden birisi de Fethullah Gülen'in eserlerinde savunduğu değer ve ilkelerdi. Bir müddet önce bu fikirlerle tanıştık ve bence bu fikirler ülkelerimizdeki birçok insan tarafından kabul görecek değerler. Bu değerler hoşgörü, tolerans, diyaloğa yatkınlık, bu karışık ve hiç de basit olmayan gelişen dünyamızda karşılıklı anlayış kabiliyeti gibi ilkeler. Ve en önemlisi, Gülen bunlara hayatını adamıştır. Bu değerleri sadece kaleme almakla kalmayıp, kendi yaşantısı, vaazları ve yapmış olduğu işlerle çevresine yeni insanlar çekme gayreti de önemlidir. Bu yüzden bu kitapta yazmamın en önemli sebebi, her şeyden önce Fethullah Gülen'in görüşleriyle bilimsel ilgimin uyum içerisinde olmasıdır. Tabii ki Belaruslular farklı bir dine, farklı bir inanca mensuplar. Fakat Gülen'in bütün dinlere karşı hoşgörü prensibini vaaz etmesi bizleri cezbediyor. O kendi halkının temsilcisi, İslam kültürünün temsilcisi. Fakat diğer insanlara da anlayış ve toleransla yaklaşmaktadır. Sanırım ki bu yaklaşım 120'den fazla millet ve farklı dinleri barındıran Belarus halkına da yakındır. Bu bize de çok yakın. Temel sebep ve uyum buydu. Sonrasında biz bilim insanlarıyız. Var olmamızın şekli de bilimsel eser yazmaktır. Yazar kadrosunda yer aldığımız bu kitapsa her şeyden önce bilimsel bir monografi ve günümüz gerçeklerinin bize sunduğu girift meseleleri akıl açısından çözme teşebbüsüdür. Belarus aydınlarının gözüyle Fethullah Gülen öğretisinin Sosyal ve Felsefi Yönleri isimli kitabın çıkış kaynağına değinecek olursak, şunu belirtmek gerekir ki, bundan daha birkaç yıl öncesine kadar Belarus Türkiye'yi farklı bir şekilde tanıyordu. Fakat ne zaman ki Belarus, Diyalog Avrasya Platformu'nun üyesi oldu, biz de bu sivil toplum kuruluşunun çalışmaları sayesinde Fethullah Gülen'le tanışma imkanı bulduk. Bu yüzden bu kitap, Diyalog Avrasya vasıtasıyla Gülen'in eserleriyle tanışma ve bu eserlerin incelenmesinin bir sonucudur. Bu güzel ülkeyi gezme, insanların yaşam ve hayatlarını tanıma, Gülen'le diyaloğu bulunan, onu yakından tanıyan insanlarla İzmir ve İstanbul'da bir takım görüşmeler yapma şansımız oldu. Ve tabii ki Gülen'in mirasını inceledik. Yazar kadrosunun Gülen'in eserleriyle tanışmış olması sayesinde bu kitap fikri ortaya çıktı. Yazar kadrosu ise bilim dünyasının temsilcileri, tarihçiler, sosyologlar, filozoflar. Çoğunluğu Belarus Devlet Üniversitesi'nden olmak üzere Belarus Bilimler Akademisi, Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesi, Sanat Akademisi ve Kültür Üniversitesi'nin temsilcileri. Kitabın ortaya çıkış fikri de bu sivil hareket kapsamında doğup ardında kendine has izlenimler bıraktı. Bilindiği üzere
dünyada oldukça geniş bir şekilde ele alınan mevzulara Belaruslu bilim insanlarının bir bakışı. Kitabın ismi de böyle zaten. Belarus aydınlarının gözüyle. Fethullah Gülen gayet meşhur bir kişilik ve sadece Belarus'ta değil, diğer ülkelerde de bu yazarın görüşleri hakkında fikir beyan ediliyor. Ve farklı açılardan yorumlar yapılıyor. Ve bizim için de kendi görüşümüzü ifade etmek çok önemliydi. Yaklaşımlarımızı kıyaslamak, benim ve birçok meslektaşımın görüşüne göre tüm dünya ile hemfikir olduğumuz hususların altını çizmek bizim için çok önemliydi. Bu eser, farklı yüksek öğretim kurumları ve bilimsel çevrelerin temsilcilerinden oluşan 20 kişilik bir ekiple ortaya çıktı. Bu kitabı hızlı yazdık ancak bu konuyu yaklaşık 2 sene boyunca inceledik. Bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Gülen'in eserlerinin tercümeleriyle tanıştık. Kendisinin onlarca kitabı var ve bir kısmı Rusça'ya tercüme edilmiş. Belaruslu okuru ve ana dili Rusça olan okurları bu fikirlerle tanıştırmak bizim için de oldukça önemliydi. Bence bu kitap, Gülen'in kendi hayatının manası olarak gördüğü ailevi değerleri, hoşgörü değerlerini, dini değerleri ve diyalog ve kültürel ögeleri ifade etmektedir. Bu eser bizi, hepimizi ve her birimizi birer vatandaş ve kendi hayatını yaşayan bir fert olarak heyecanlandıran problemlerin vurgulanması adına bilim adamlarımızın yaptıkları bilinçli bir seçimin neticesidir. Tabii ki Gülen'i incelemeye yeni başladığımız için Gülen'le ilgili her şeyi bilemeyebiliriz. Peki bu kitabın ayırt edici özellikleri nelerdir? Bu kitap, rasyonel düşünen insanların, bilim adamlarının bir görüşüdür. Bu yüzden bilimsel değerler kapsamında yazılmıştır. Biz, Gülen'in fikirlerinin tarihsel bağlamına başvurduk. Gülen'in çağdaş bir kişilik olmasının yanında, fikirlerinin çok derin ve temeli tarihe dayalı olduğunun altını çizdik. Her devir, kendi kahramanlarını, kendi vaizlerini, kendi aydınlarını doğurur. Gülen, çağdaş bir insandır, ancak vaz ettiği fikirlerin derin kaynakları vardır ve bu fikirler insanlık medeniyetinin temelini oluşturmaktadır. Tarih bu hususlardan sadece bir tanesi. Bizi ilgilendiren ikinci husus, onun öğretisinin prensipleridir. Kitapta bu prensiplerin bir incelemesi sunulmaktadır. Tamamı ele alınamamış olabilir. Çünkü bu bir ilk deneme ve her ilk deneme gibi farklı şekillerde değerlendirilebilir. Bu, Gülen'in kendi kitaplarında arz edilen temel fikirlerinin bir analizidir. Onun bütün eserlerinin tam bir tercümesinin elimizde bulunmadığını da belirtmek gerekir. Fakat bazı kitapları tercüme edilmiştir. Rusça'ya çevrilen kitaplarından birinin de ismi olan Perspektif, Gelecek ifadesi bir yazar olarak benim için çekicidir. Bir kişilik olarak karşımıza çıkan bu insan, çalışan, çalışmaya ve geleceği düşünmeye devam eden bir insandır. Esas gayesi, biz günümüz insanlarının bu dünyayı gelecek nesillere rahat ve yaşanacak bir şekilde devretmemizdir. Bir diğer yönse Gülen'in aile gibi sosyal bir enstitü konusundaki fikirlerinin analiz edilmesidir. Aile toplumun temel taşıdır. Onun içerisinde anne baba, çocuklar ve torunlar vasıtasıyla zaman bağları gerçekleştirilmektedir. Fethullah Gülen, aile ve aile içi eğitim gibi bir değere büyük bir özenle yaklaşır. Sanırım bu bütün toplumlar için önemlidir. Biz bilim dünyasının temsilcileriyiz. Bu yüzden bu bilim insanlarının görüşü, belki bir din adamı tarafından yazılsa, farklı bir kitap ortaya çıkacaktır. Belki sanat dünyasından bir temsilcisi, bir sanatçı tarafından yazılsa, daha farklı olacaktır. Belki bir psikoloji uzmanı bu konulara ilgi duyar ve Gülen'in eserlerinde kendi yaklaşımlarını analiz eder.
Bu kitabın yazarları filozof ve sosyologlar olduğu için Gülen'in görüşleri toplum, sosyal grupların hareketleri, insanların etkileşimi üzerinden ele alınmaktadır. Ve kanaatime göre Gülen'in fikirlerinin analizinin esas yönü de budur. Çünkü sosyal etkileşim problemi, diyalog problemi, farklı kültürler, milletler, dinler ve insanlar arasındaki ilişki problemi, insanlar arasındaki temas ve etkileşim problemi çok önemlidir. Bu yüzden bütün bu konuları kendi çalışmamızda ele almaya çalıştık. İçindekiler bölümünün kendisi bu kitabın neyin üzerine olduğunu ortaya koyuyor. Burada hem dünya felsefe geleneği, hem medeniyet sorunları, hem masumiyet gibi bir değerin ispatlanması, hem de masumiyet karinesi vardır. Ve en önemlisi Gülen'in ahlakıyla ilgili olan etik yöndür. Kitabın özelliği bundan ibarettir. Merhaba. Hello. Ni hao. Bonjour. Hi. Shalom. Chun ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Hey, Doge. Pardon. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Die Farbe. Pardon. Thank you. Kanaatime göre Gülen'in yaklaşımlarının en önemli özelliği birçok diğer düşünürden farklı olarak o bir şey hakkında sadece yazmakla kalmıyor. Savunduğu hususları hem kelimeleriyle hem de yaşantısıyla aktarıyor. Bundan dolayı Gülen çok etkili bir şahsiyettir. Bu yaklaşım bize yakındır. Belaruslulara da yakındır çünkü tarihimizde benzer figürler vardı. Örneğin sadece halkı aydınlatıp eğitmekle kalmayan, aynı zamanda bütün hareketleriyle tarihimizin bir kahramanı haline gelen Yevrosinya Poloskaya gibi. Gülen'in özelliği de işte burada yatmaktadır. Tabii ki o kendi halkının ve kendi kültürünün çocuğudur. Kendi yaklaşımımızı eleştirel bir algılama veya yeniden değerlendirme bağlamında Gülen'in bize önerdiği yaklaşımla mukayese edebiliriz. Değeri zaten bundan ibarettir. Bu Türk düşünürü hakkındaki fikirlerin Belarus'a ulaşmasında söz konusu kitabın da katkısı olduğunu bilmek bizim için çok önemli. Belarus ve Türkiye'yi derin tarihsel gelenekler ve ilişkiler birbirine bağlamaktadır ve tarihte bunu kanıtlayabilen birçok husus bulunabilir. Günümüzde yaşamamız ve aynı devir içinde yaşamamız açısından da Gülen ilgi çekicidir. Belarus ve Türkiye ilişkilerini siyaset, ekonomi ve iş alanında aktif olarak geliştirmekteler. Biz iş adamı olsaydık, muhtemelen karşılıklı iş ve ekonomik çıkarların ilerletilmesi imkanlarına daha çok ilgi duyardık. Siyaset adamı olsaydık, diplomatik seviyedeki sorunlarını hallederdik. Fakat biz bilim insanlarıyız. Birbirimizle tanışıyoruz ve Gülen bize birbirimizi daha yakından tanıma, eğitim sistemini inceleme, Türkiye'deki bilim organizasyon sistemini inceleme ve tecrübe alışverişinde bulunma imkanını sağlıyor. Bizim için çok değerli ve faydalı bir şey. Ve tabii ki paha biçilmez insanlar arası iletişim, bir insanın başka bir insana yaklaşımı, her bir kişiliğin değeri, her bir kişiyi anlama imkanı gibi. Gülen öğretisinin özelliklerinden bir tanesi de bu. Bu figür etrafında değişik kanaatlerin ortaya çıktığını görüyoruz ve bugünkü düşünce özgürlüğü şartlarında bu kabul edilebilir. Ancak bilim dünyasının bir temsilcisi olarak bir kanaatin kanıtlı, temelli ve yüksek kültürlü ve manevi bir şekilde ifade edilmiş olması gerektiğini belirtmek isterim. Eleştiri bile yapıcı olmalıdır. Eğer hoşuna gitmeyen veya eleştirilecek bir şey varsa muhakkak bir alternatif sunulmalıdır. Sadece iyi ya da kötü olarak değerlendirmek değil, mutlaka bir kanıt göstermek, hoşuna gitmeyen bir şey varsa düzelterek daha iyisini önermek lazım. Sadece böyle biri eleştirme hakkına sahiptir.
Küreselleşmeye gelince bu husus tek yönlü olarak ele alınamaz. Küreselleşme günümüzde pek çok olguyu içeren bir terimdir ve küreselleşme etrafında hem olumlu hem de olumsuz hususlar var. Tabii ki küreselleşmenin bir avantajı dünyayı daha açık kılmaya el vermesi ve birbirimizin değerlerini algılamamızı sağlamasıdır. Çünkü birbirimizle tanışmalarımız ufkumuzu ve imkanlarımızı genişletir. Fakat küreselleşme belli bir tehlikeyi barındırır. Bu tehlike eşsizliğin, milli karakterin, kişiliğin kaybedilmesi ve herkesin, her şeyin içinde çözülmesinden ibarettir. Sanırım ki bu bağlamda dikkat edilmesi gereken sorunlar var. Bunun bilimsel konferanslarda tartışılan ciddi konulardan biri olması tesadüf değildir. Uluslararası kamuoyu küreselleşmenin neyi getireceğini, sonucunun ne olacağını merak etmektedir. Biz küreselleşmeden korkmuyoruz. Biz bu dünyada yaşıyoruz ve ona karşı koyamayız. Bir insanın dünyanın diğer temsilcilerinden farkı nedir? İnsan bilinçli bir varlıktır. O belli süreçleri yönetebilir ve bu bağlamda her bir bilim adamının, kendi kültürünün ve milletinin temsilcisinin görevi ve medeni yaklaşımı bu girift dünyada kendi milli kişiliğini muhafaza etmektedir. Dünya, tabiattaki gibi kendi çok çeşitliliğiyle güzeldir. Biz Türkiye'ye geliyor ve dağları, muazzam su yüzeylerini görüyoruz. Belarus'a muazzam ormanlara sahip. Doğa kendi çok çeşitliliğiyle muhteşemdir. Kültür de aynı şekilde. Küreselleşme koşullarında milli özellikleri muhafaza etmek çok önemlidir. Onları da ancak hoşgörü, diyalog ve karşılıklı algılama vasıtasıyla muhafaza etmek mümkündür. Hi, buenos días. Hola. Il padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Good morning. Ohayou gozaimasu. Il padre. Please. Хотела добавить только благодарности. Вот, я думаю, что bu ülkeyi ve halkını daha iyi tanımamıza yardımcı olan herkese minnettarlığımı şahsen ifade etmek isterdim. Birkaç defa, belki çok uzun olmayan fakat zengin içerikli Türkiye ziyaretimiz esnasında, kanaatime göre hayatımızda kitaplardan asla okuyamadığımız bilgiler edindik. Diyalog Avrasya hareketinin temelinde bulunan ve bu bilimsel topluluğu birleştiren insanlara çok minnettarız. Son olarak, Belarus'un herkese açık bir ülke olduğunu belirtmek isterim. Ülkemize bekleriz. Sanırım birer bilim adamı olarak savunduğumuz ilkeleri hayata geçirmekteyiz. Müzik